elektriğini şöyle. Bunları toprak atma dostlar, bunlar durmaz. Toprak atacak üstüne ki rüzgar kaldırmayacak. Çalışırlar. Buraya taş lazım, taş. Şöyle. Altı kere bak. Doğru. Arabalar çektim abi. Ya çekemediği için de kaldım. Ahmet Aslan. 50 yaşındayım. Biz doğduğumuzdan beri çiftçiyiz yani. Ama teknoloji hızlı şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bu sahillerde gıra vuruyordu. Gıraya karşı bu önlemi aldık. Ne kadar başarılı oluruz. Üretimi arttırmak için bizim kendim biliyorum tarım bitiyor. Tarımda ne kadar fazla üretim arttırırsak o kadar millet o kadar para kazanır, o kadar köye dönüş hızlandır yani. Şimdi bunu bir aydan kurtardığımız zaman bu iki el daha fazla toplanır. Toplandığı zaman ne olur bu 10 ton, 10 ton çıktığı zaman 100 bin lira para yapar. Ne kadar başarılı olur, ne kadar verim verir bakacağız, göreceğiz ileriki zamanında. Ama sonucu bir günde almış bulunduk. Çünkü sıfır frev altında öbür tarlalar gömüşündür. Her taraf gravurdu. Bura şu anda canlılığını görüyor yani. Aynı yeni ekilmiş gibi canlılığını görüyor. Üreticilere yaptıracağım ben. Yaptırdığım zaman diyecek ki adam zarar edeyim. Ama şimdi gördüğü zaman yeni sene yayla böre ovasının %50'sini böyle görebilirsiniz yani. İnşallah. Çünkü masraf 5 lirasa kazancı 50 lira. Onun için bu işi teşvik ediyorum bütün üreticilere. Ovada üretimi bakım arttırıyor. Bizde aile tarımı var. Aile tarımı olduğu için bir tane yapılan göletimiz var. 10 senelik bir bakış açısı göletimiz var. Gölet olduğu için yapanlar Allah razı olsun. Onun için göletin çok büyük bir faydası var. Gölet olmasa burada hiçbir şey olmazdı yani. Kendim bilmiyorum burada çorak kalırdı yani. Sadece ekin tarlası, fasulye tarlası olarak kalırdı. 20 dönüm falan dekar var. Şu anda kapattığımız 6 dönüm işte yeni sene gerekirse hepsi her tarafı kapatacağız yani buna yetişebildik. Sonucu da güzel. Geçen yıl bu maksul 2000 liraydı. Bu yıl 9000 liraya kadar çıktı. Şu anda 8,5-9 lira yani. 9 lira yani. Diyorlar ki arkadaşlar gübre. Dedim ki kışın gübre bulsa bu da yerinde durmayacak. Gübre %400 lira. Kardeşim bu 2 milyon 100 bin lira da bu yıl 9 bin lira da. Bu da %400. Çünkü bunu gübreyi almabilirsin ama bunu yemek mecburunda yani dünya. Doğru musun? Onun için üretim şart yani. Ben 65 yaşındayım. Böyle bir teknoloji görmedim. İyi bir şey. Sabah geldik baktık. Altında aynı gıraç düşmemiş. Verim devam ediyor. Mahalle halkımız bu mevsimde artık Eylül'ün 23'ünde buralarda kıra iyice fazlalığını arttığını gösteriyor. Mahsullere bitme noktasına getiriyor. Bitmese bile birkaç yerde kalıyor. Yaylabayır'da bir ilki yaşamanın mutluluğunu, gururunu mahalle muhtarı olarak gerçekten yaşıyorum. Niye? Çünkü Mehmet Aslan arkadaşımız doğduğu günden beri Yaylabayır'da çiftçilikle uğraşan, bu örtülü sistemi Ödemiş'te kendisi bizzat görmüş. Bana da dedi ki muhtarım buralarda bu örtüyü kullanıyorlar. Ben bunu deneme amaçlı bu örtüyü oradan gidip alıp gelelim dedi. Vatandaşımızın ben daha çok nasıl para kazanırım, daha çok teknolojiye nasıl ayak uydururum demesi, araştırmamı nasıl arttırabilirim,
bunları araştırması, öğrenmesi, okuması sonucu işte gördüğünüz gibi böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Ben kendileriyle gurur duyuyorum. Yine söylüyorum, Yaylabayır üreticisiyle, Yaylabayır çiftçisiyle inşallah bundan sonraki yıllara bir örnek olur. Yaylabayır Ovası daha verimli, daha bereketli günleri hep beraber yaşarız. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi salatalığımıza örtümüzü dün akşam gece saatlerinde örttük. Örttüğümüz yere bir bakalım. Bize bir faydası var mı? Şu andaki durum güzel. Şu anda ikinci ekim olan yerden biz kurtaracak dedik. Buranın kökenleri güzel. Yani toplanan güzel oluyor. Ondan dolayı örtüyoruz. Işıklar... Yaylabayır gibi noktalarda ise ciddi manada lezzetli, böyle kütür kütür dediğimiz mükemmel bir salatalık yetişiyor. Tabii yüksek olan kotlarda 4 ay süren bu tarım, kışın da hemen hemen kendini göstermesiyle beraber vatandaşımız buradaki salatalıkların üzerinde daha yeni dökenler, daha tam hasatı bitiremediğinden tedbiren üzerine naylon örtülerle kaplıyor. Yani kırağı vurmasın diye. Yani artık bilinçli bir üreticimiz var. Para kazandıkça da yaptığı ürünün daha sağlıklı, daha güzel olması ve daha çok verim alması için işlem ne gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ben üreticimizi tebrik ediyorum. Bu yıl yüzleri güldü.